Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Estağfirullahal azim ve etubu ileyh. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mülkü ve lehul hamdü ve hu ala kulli şeyin kadir. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. La nebiyye ba'de sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme salli ala Muhammeden tıbbül gulubi ve devaiha ve afiyetil emdani ve şifaiha ve nurul absari ve ziyaiha ve alâ âlihi ve sahbihi ecma'in. La ilahe illallahul halimul kerim. La ilahe illallahul aliyyul azim. La ilahe illallahü rabbü semâvâti seb'i ve rabbul arşul azim. Rabbü şirahli sadri ve yesirli emri ve ahlul ukdetem el lisani yefkahu kavli. Ve ufevvudu emri ilallah, innallahu basirun bel ibad. Kallallahu Teala fi kitabihil kerim, Bismillahirrahmanirrahim. Ev kellezi marra ala karyah, ve hiye khaviyetun ala uruşiha. Kale, enna yuhi hâzihillâhu ba'de mevtiha. فَأَمَاتَهُ اللّٰهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Muhterem Müslümanlar, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Allah cumanızı mübarek eylesin. Hidayet ve istikamette daim eylesin. Sizin de ümmetinizin de isteğinizi ıslah eylesin, sıkıntılarını gidersin, merhamet eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, bu okumuş olduğum ayet-i kerimeler Bakara suresinde önündeki Musaf-ı Şerif'in 42. sayfasında 259. ayet-i kerimeler. İki ayet yukarıya çıkarsak bir hatırlatmada bulunuyordu Allah Celle Celaluhu. Allahu veliyyüllezine amenu. Allah iman edenlerin velisidir, dostudur, sevdiğidir, yaridir, yardımcısıdır. Yuhricuhum minaz zulumati ilen nur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاءُهُمُ الطَّاغُوتُ. Kafirlere gelince Allah'ı inkar edenler. Onların velisi yani yarı, yardımcısı tağuttur. Tağut Allah'a baş kaldırmış, azgın, kudurmuş adam, insan veya cin. Bu tağutlar Allah'a baş kaldırmış, isyan etmiş azgınlar sadece kendi sapıklıklarıyla kalmamış, başkalarına da önderlik, liderlik, rehberlik ederek onları da saptırma çabasındalar. يُخْرِجُهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ. Onlar da nurdan, yani Allah'ın dini mübini, İslam'ı, aydınlık saçan İslam'ından insanları karanlıklara, batıl dinlere, batıl ideolojilere, batıl sistemlere, batıl nizamlara çağırırlar. Ülâike ashabunnâr, bunlar cehennem ashabıdırlar. Hum onlar fîhâ, o cehennem içerisinde hâlidûn, çıkmamak üzere ebediyen kalacaklardır. Allah-u Teâlâ dediklerine örnek olarak peş peşe misaller getirdi. İlk misalini geçen haftaki dersimizde görmüştük. Hazreti İbrahim'in karşısında Rabb'i hakkında onunla tartışan adam nasıl şapşallaşmış,
cevapsız kalmış ve mağlup olmuştu. Onu görmüştük. Ama zalimdir bu. Şapşallığını, mağlubiyetini kabul etmez. Gücüne, kuvvetine güvenerek karşıdaki insanı ezmek isterler. Bu da bütün tağutların, bütün zalimlerin huyudur zaten. Sepetlerinde pamuk kalmayınca, söyleyecek sözleri bitince, fikren mağlup olunca susturun, konuşturmayın, indirin kürsüden derler. Böylece Hakk'a galip geldiklerini zannederler, zavallılar. Allah böyle zalimlere hem kendine zulmetmiş hem de başkalarını küfre davet ederek onlara zulmetmiş zalimlere ki bunlar başkalarının haklarını da çiğnerler, ırzlarını da çiğnerler, canlarını da çiğnerler, öyle zalimdirler. Bunlara asla hidayet etmez, gün yüzü göstermez, dünyada mutluluk vermez. Akıbetleri berbattır, varıp duracakları diye de cehennemdir. Şimdi bugünkü dersimizde Bakara Suresi 259. ayeti kerime başka bir insan anlatılıyor. Şöyle baktığımız zaman başka bir görüşler varsa da bu adam mümin bir adam. Bu adam iyi bir insan. Fakat başından öyle musibetler, öyle felaketler geçmiş ki biraz ümidini yitirmiş. Biraz psikolojik açısından bozguna uğramış. Yaralı bir insan, dertli bir insan. Allah Celle Celaluhu onun o yarasını sarmak, zayıflığını gidermek, bozgun ruh halini, psikolojisini emniyet ve güvene çevirmek ve böylece insanlara göndererek onlara faydalı olmak istiyor. Aynı zamanda bize de. Bakın bu olaylar milattan önce 500 küsur sene önce olmuş. Şimdi milattan sonra 2000'li yıllardayız. Bize bile ders oluyor elhamdülillah. Bize de ders oluyor bu ayetler. Bizim de imanımızı artırıyor çok şükür. Kim bu adam? Ev şu adamın misalini ver onlara Habibim. Bu yukarıdaki elem tara ilellezî hacce İbrahim demişti fî rabbihi. Gördün mü şu adamı ki Rabbi hakkında Hazreti Adem'le tartışma yapıyor. Yine ya da gördün mü şu adamı anlamında. Kim bu adam? Kellezî öyle birisi ki adı yok, sanı yok, memleketi yok, aşireti yok, vazifesi yok. Neden? Önemli değil bunlar. Önemli olan ders almak, ibret almaktır. O yüzden Allah Celle Celaluhu gerekmeyen bilgileri vermiyor. Bir adam diyor. Bizim alacağımız o adamdan derstir, ibrettir. Merre ala karya, bir kasabadan geçti bu adam. Uğradı oraya. Ve hiye o kasaba haviyetun ala uruşiha, tavanları temellerin üzerine yıkılmış, harap olmuş. Koskoca bir şehir, koskoca bir belde yanmış, yakılmış, yıkılmış, harap olmuş. Bu adam daha evvel oralarda yaşamış, o şehri bilen bir insan. O şehrin bayındır olduğu zaman, o binalar, o sokaklar, o iş yerleri, o cıvıl cıvıl insanları biliyor. Şimdi bir de bakmış ki bir memleket böyle. Tıpkı Amerikan kafirinin, zaliminin Japonya, Hiroşima ve Nagasaki kasabalarına atom bombası atması gibi mahvetmişler. Ya da İkinci Dünya Savaşı'ndan bazı fotoğraflar görürsünüz. 50-60 milyon insan öldü. Birbirlerini öldürdü bu Avrupalılar. Almanya, Fransa, İngiltere vesaire vesaire. Böyle zalim insanlar. Veya daha yakına gelin. Halep şehri. Maraş bir zaman oranın sancağıydı. Oraya bağlıydı. Mamur bir şehirdi. Dünyanın en güzel şehirlerinde. Şimdi fotoğraflarına bir bak. Bombalanmış uçaklarla.
İnsanlar ölsün diye kimyasal bombalar atmışlar. Ne bina kalmış, ne insan kalmış. Sonradan bir kısım insanlar getirilip yerleştirilmiş başkalarının mülklerine, hırsızlar, soyguncular, çapulcular. Allah tez günde karaltılarını kaldırsın. Fakat bakıyorsunuz oraya, eyvah diyorsunuz. Suriye'nin şehirleri ne hale gelmiş? Irak'ın şehirleri ne hale gelmiş? O güzelim Bağdat, o güzelim Basra nasıl yakılmış, yıkılmış? Sizin yaşlarınız müsait. Bir zamanlar aynı şeyi Bosna için yapmışlardı. Taş üstünde taş koymadılar. Zalim adamlar. Şimdi bir zamanlar mamur bir halde ve sonra geliyorsunuz ki taş üstünde taş kalmamış. Evin tavanları hep yerlerde sürünüyor, temellerin üstünde. Böyle bir manzara karşısında daha evvel o şehirde yaşayan bir insansınız siz de. Neler hissedersiniz? Ne kadar büyük bir acı, ne kadar büyük bir hüzün, ne kadar büyük bir yes, ne kadar büyük bir maneviyetin kırılması, umutsuzluk, bitmişlik, tükenmişlik duygusu. Kale, adam bu manzara karşısında hayretler içerisinde kalarak şöyle dedi. Enna yuhyi hadihi Allah ba'de mevtiha. Böyle öldükten sonra, böyle harap olduktan sonra, böyle taş üstünde taş kalmadıktan sonra Allah Celle Celaluhu bu şehri nasıl yeniden ihya edecek, diriltecek? Nereden diriltecek? Tabi gördüğüm manzara karşısında çok derinden yaralı bir insanın söylediği bu söz. Şöyle baktığınız zaman da önce bir inkar gibi geliyor. Mümkün değil ya. Böyle harap olmuş, mahvolmuş bir şehir. Allah nereden dirilecek? Nereden bu eski haline gelecek? Nereden yeniden canlanacak? Yazık. Kim bu adam? Ve gerçekten kafir mi? Değerli kardeşlerim, böyle diyenler var ise de tefsir kitaplarına baktığımız zaman bunu söyleyen insanlar az müfessirlerde. Genellikle bunun iyi bir insan olduğu söyleniyor. Bu Üzeyr Aleyhisselam sözü daha çok geçiyor. Hezkıyl denilen de var. Bizim Üzeyr dediğimiz peygambere onlar Azra derler. Değişik kitaplarında bu peygamberden bahsederler. Milattan önce 580 yıllarında filan Kudüs şehri bahsedilen bu şehir. Bugün de perişan. Kudüs şehri Beni İsrail'in yaşadığı bir şehir. Hazreti Süleyman ulu mabedi yapmış. Bayındır bir memleket. O Orta Şark'ın en güzel şehirlerinde bir tanesi. Fakat bir kafir Hazreti İbrahim'in doğduğu yerlerden bir önceki haftada anlatmıştık. Oradan gelen Buhtun Nasır denilen bir barbar, bir vahşi ordularıyla gelerek Kudüs'ü işgal etti. Aldığı ellerinden yağmalattı askerlerine, ateşe verdiler. İnsanlarını öldürebildiklerini öldürdüler. Çocuklarını, kadınlarını esir edip memleketlerine götürüp kullandılar işlerinde. O güzelim Beytül Makdis yani Kudüs şehri harap oldu. O peygamberler şehri harap oldu. Bu adam da Üzeyr Aleyhisselam daha evvel o şehri bilen bir insandı. Bu Buhtun Nasır denilen adam işgale gelince güçleriyle Hazreti Musa'dan kalan bazı kutsal emanetleri bir sandığa koydu. Bir kuyuya attı bunları düşman eline geçmesin diye.
Buna da bir bellik yaptı, yeri belli olsun diye. Ve düşmandan evvel kaçmıştı, şehri terk etmişti. O yüzden sağ kalmış. Sonra düşman tabi yapacağını yaptı, edeceğini etti. İnsanlarıyla beraber o şehri mahvettikten sonra kalkıp geri memleketine gitti. Bu da döndü tekrar. Baktı ki şehir böyle. Taş üstüne taş kalmamış, koca şehir. İnkarlarından değil ama yesinden, ümitsizliğinden, üzgünlüğünden ağzından böyle sözler çıktı. En la yuhyi hadihi llahu ba'de mevtiha. Nereden tekrar Allah bu şehri ihya edecek, eski canlılığına kavuşacak, olacak iş değil der gibi ya. Uzak bir ihtimal. Allah Celle Celaluhu, Allah'tan umut kesilmez. Bunu öğretmek istiyor. Bize böyle bir mesaj veriyor. Allah'tan umut kesilmez. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah'tan başka güç ve kuvvet sahibi yoktur. Bütün güç ve kuvvet sahipleri Allah'ın vermiş olduğu izinle icraat yaparlar. Buhtun Nasır Beytül Makdis'e gelmiş ise Allah onları cezalandırmak murad etmişti. Çünkü Beyt-i Makdis yani Kudüs'teki o günün Müslümanları Yahudiler kudurmuşlardı, azıtmışlardı. Peygamberi dinlemez olmuşlardı, kitaplarını dinlemez olmuşlardı, şeriatlarını yaşamaz olmuşlardı ve düşmanın işgalini, zulmü hak edecek kötülükler yapıyor, günahlar işliyorlardı. Allah onun doğrudan gökten inen sillesi yok. Başka insanların, düşmanlarının eliyle onları cezalandırıyordu. Alacağımız bir ders de budur. Aldık mı dersimizi? Demek ki Allah'ı dinlemezseniz, peygamberi dinlemezseniz, kitabını okuyup içindekileri helala helal bilip harama haram bilmezseniz, isyan eder, günah işlerseniz, Allah da sizin üstünüze bir zalimi gönderir, sizi terbiye eder, memleketin üzerinde bir bela olurlar, taş üstünde taş kalmaz, bütün binalarınız yerle bir olur. Tarihte kaç kere tekerrür etti bu? Tarih tekerrürden ibaret diyorlar. Hiç ibret alınsaydı tekrar eder miydi demiş Mehmet Akif. Ders alalım kardeşler. Bu gidişat gidişat değil. Gavurun bombası üstümüzde patlamadan, kimyasal bombaların gazlı zehirlerini solumadan, kızlarımız, karılarımız, çocuklarımızın canları alınıp ya da paymal edilip esir edilmeden, yeraltı, yerüstü servetlerimizi hırsızlamadan gavur gelip kendimize dönelim. Allah'a dönelim, kitaba dönelim, peygamberin izinde gidelim. Bize ne elin gavurundan ki Avrupalıları maymun gibi taklit ediyoruz. Kendi küfürleri başlarında parçalansın. Bize Allah'ın dini İslam yeter. Bize aziz şeriatımız yeter. Tertemiz bir hayat yaşamak varken niye onların fuhşunu alıyoruz? Açık saçıklığını alıyoruz. Alkolünü, uyuşturucusunu alıyoruz. Zinasını alıyoruz. Niye bizim kanunlarımıza ne olmuş ki Avrupa'nın kanunlarını tercüme edip edip üstümüzde uyguluyoruz. Bu isyan nedir? Bu namazsızlık nedir? Bu zekatsızlık nedir? Bu kul hakkı yemek nedir? Bu birbirimize karşı öfkemiz nedir? Dilliksizlik nedir? Bölünüp parçalanmak nedir? Nedir bu ırkçılık? Nedir bu birbirimizin kanını dökmek? Eğer biz Allah'a dönüp kendimizi ıslah etmezsek Allah bir zalim gönderir, çok iyi terbiye eder. Ama neye yarar? Bada harabil basra. Ders alalım değerli kardeşlerim. Allah bütün İslam beldelerini korusun.
Türkiye'mizi de korusun. Neydi o Bağdat şehri? Yıkılmadan evvel ben görmüştüm. Ortasından Dicle akıyor. İmam-ı Azam Efendimizin mezarı, koca bir cami, geniş caddeler, güzel evler. Sonra ne oldu? Bir sosyalizm belası getirdiler memlekete. Hoca efendilere tutukladılar. İslam'ı yasakladılar. Allah Amerika'nın bombalarıyla terbiye etti onları. Üçe bölündüler. Birbirlerini yiyorlar. Oluk oluk kan akıyor hali. Suriye nasıl bir memleket? Burnumuzun dibinde. Gidip geliyorduk. Biz de para kazanıyorduk. Onlar da kazanıyordu. Kardeş kardeştik. Ne oldu sonunda? Paramparça ettiler. Şimdi onu da üçe bölecekler. Yıllar evvel Malta'da toplanmışlardı. Sonra Yalta'da toplandılar. Değerli kardeşler, gavurun planı şu. İslam ülkelerinin sayısı 60 küsur 100'e çıkarılacak. 40 devlet daha çıkarılacak. Türkiye 3'e 4'e bölünecek. Irak'ı 3'e böldüler. Suriye'yi de fiilen böldüler. Adını koymadılar ama işte bir tarafta Esad ve Nusayriler, bir tarafı Kürtlere veririz Kürdistan, sonra Türkiye'den dönür bir parçasını daha doğudan alırız diyorlar. İşte bu Ege tarafında da Türklere azıcık bir onu da onlara verelim. Bu kadarcık değil. Ermenistan sırada bekliyor. Ta Van'a kadar onlara vermiş. Bunların hepsinin haritası var. Amerikalılardan bu haritaları görüyoruz. Bizim genelkurmay da asmış duvarına. O da biliyor. Çırpınıyoruz. Bu cendereden Allah kurtarsın. İdarecilerimize akıl ve basiret versin. Milletimize akıl ve basiret versin. Dinimize döndersin. Birbirimizi sevdirsin. Omuz omuza verelim. Irkçılıktan vazgeçelim. Birlik ve beraberliğe, kardeşliğe dönelim. Bu belayı def ederiz inşallah. Yoksa bu ülkenin de üzerinde bombalarını, füzelerini, kimyasal bombalarını atmak için çevremizi kuşatıyorlar. Resmen kuşatıyorlar yani. Allah yar ve yardımcımız olsun. Demek ki değerli kardeşlerim, bu hikaye milattan önce 500 küsür sene evvel geçmiş bir olayın hikayesi değil. Bizim hikayemiz. Allah hikaye ile bizi anlatıyor. O bir boy aynası, bakıyor kendimize, çekir düzen veriyor. Kızım sana diyorum, gelinim sana. Kudüs gibi bir kutsal şehir bir zalim tarafından yerle bir edilmiş. Daha evvel orayı ziyaret eden o peygamber de gelmiş. Büyük bir üzüntü içerisinde böyle söylüyor. Nereden Allah bunları diriltecek? Allah Celle Celaluhu gücü kuvveti sonsuz. La havle ve la kuvvete illa billah. Ondan başka güç kuvvet kaynağı da yoktur zaten. Öyle mi diyorsun? Fe ematehullahu. Allah onu öldürdü. Ne kadar? Mi'ete am. 100 yıl. Düştü oraya, öldü adam. Bunu söyleyen adam. Sümme ba'asehu. Sonra onu yeniden diriltti Allah. Gale dedi ki ona, kem lebise, ne kadar kaldın? Ölü halinde. O uykudayım zannediyor. Adam gözlerini açtı böyle. Önce kendine bakıyor tabi. Sonra çevresine bakıyor şaşkın şaşkın. Kale dedi ki, lebistu yevmen, herhalde uykuda bir gün kaldım. Evbada yevim ya da bir günün birkaç kısmı. İyi uyumuşsun ya. Kaç saat uyumuşsun ya. Gale, Allah buyurdu ki, bel, aksine lebiste mi'ete am, sen 100 yıl uykuda kaldın. Adam ürküldü böyle. Daha dikkatli baktı.
yatarken uyuduğu şehir değil, 100 sene sonra o şehirde epeye Müslümanlar geri çoğalmış, epey bir canlanma olmuş, yeni şehirler olmuş, şaşkın şaşkın etrafına bakmaya başladı. Allah Celle Celaluhu ona dedi, nasıl dedi? Değerli kardeşlerim, bu anlatılmıyor. Bu bir peygamber olarak vahiy mi oldu, ilham mı oldu, içinden Allah ona konuşturdu mu? Bunlar çok detaylardır. Arzu eden kardeşlerimiz bu kelami meseleleri başka Tevilat-ül Kur'an olmak üzere İmam Maturidi'nin bizim güzel tefsirlerimiz var. Oralardan okuyabilirler. Bizim için çok önemli değil. O kadar uzun boylu zamanımız da yok tefsire zaten. Allah dedi ki 100 sene kaldın. Hı dedi adam şöyle bir. Fanzur bak dedi Allah illa taamike yemeğine. Azında ne vardı? Bir parça ekmek ve incir derler. Ve şarabike içeceğine bak. Orada kırbanda su var. Lem yetesenne hiç bozulmamış bunlar. Ekmek öyle duruyor, incir de öyle duruyor. İncir kaç saat durur koparıldıktan sonra güneşin altında? Bir gün ya da bir günün bir kısmı. Sonra bozulur yani. Hiç bozulmamış. Suya hiçbir şey olmamış. Ekmeğe hiçbir şey olmamış. Halbuki bunlar bir gün dayanmayacak işler. Ama Allah ona diyor ki sen 100 sene yattın, öldün. Ben şimdi sana yeniden hayat verdim, dirilttim. Önce bunlara bir bak. Bakıyor, hiçbir şey olmamış. Vanzur, bir de bak ila himarike eşeğine. Binip geldiğin eşeğine bak. Ve lineceleke ayeten linnas. İnsanlara bir ayet, bir mucize göstereceğiz şimdi. Allah'ın gücünü, kuvvetini bir kere daha görecekler. Vanzur ilal azam. Onun kemiklerine iyi bak. Adam eşeğine bir baktı ki eşek diye bir şey yok. Etler yok olmuş. Deriler, tüyler yok olmuş. Külçe halinde bir yığın kemik kalmış orada. Yiyeceği bozulmamış. İçeceği bozulmamış. Ama bindiği eşekten eser kalmamış. Kemikleri çökmüş kül olmuş. Buradan anlaşılıyor ki bu eşeğin bu hale gelmesi uzun bir yıllar. Allah da diyor ki zaten 100 sene. Vanzur ilal azam. Şimdi o eşeğin kemiklerine bak diyor Allah. Keyfe nunşizuha. Nasıl onları yerinden kaldırıp böyle dikiyoruz. Birbirine çatıyoruz. Sümme neksuha lahma. Sonra da o kemiklerin üstüne et giydiriyoruz. Gerçekten eşeğin çürümüş kemikleri dikildi, iskelet oldu. Ve gözünün önünde iskeletin üzerine etler geldi. Ve sonra da deri geldi, tüy geldi, eşek, canlı bir eşek oldu. Allah dilerse güç ve kudretini yediriz. Bunu göstermek istiyor Allah. Gösterdi. O gördü ve iman etti. Biz de Cenab-ı Allah'ın gücünü, kuvvetini görelim. Vatanımızı savunalım. Düşmanlarımıza karşı Allah için konuşalım, harekete geçelim. Hocam biz bir avuç insanız, bizi tükrükleriyle boğarlar. Hay Allah senin canın almasın. Korkak adam, miskin adam. Cesur ol cesur. Şehamet dini, gayret dini ancak Müslümanlıktır. Hakiki Müslümanlık en büyük kahramanlıktır. Kahraman ol biraz. Siz ciddi bir şekilde ayağa kalkın, sırt sırta verin, birlik olun. Sizin karşınızda ne Amerikası, ne Rus'u, ne Çin'i kimse duramaz. Kimse duramaz. Böylesine birlik ve dirlik halindeki bir milleti kimse yürüyemez. Korkutursunuz evelallah. Allah sizinle beraber. Ama bizden adam olmaz derseniz siz zaten adamla yitirmişsiniz demek. Öldüren kimmiş? Allah. Dirilten kim? Allah.
Felemma tebeyyene leh, o adam için her şey tebeyyün etti. Beyan, açıklığa kavuştu yani. Anladı. Allah Celle Celaluhu memleketleri yıktırır, harap eder, taş üstünde taş bırakmaz. İcabında o memleketi yeniden ihya eder, fertleri de öldürür, diriltir. Güç ve kuvvet kendisinin elindedir. İktidarı dilediğine verir, dilediğinden alır. Yeter ki siz Allah'ın kulu olun. Mülkün maliki benim diyor Allah Celle Celaluhu. Kulillahümme malikel mülk. Ali İmran suresi ayette bunu söylüyor. De ki malikel mülk, mülkün maliki, sahibi, mülk bütün bir kainat. Yaratıcısı da o. Devam ettiricisi de o. Sahibi de o. Dilediğine veren de o. Dilediğinden alan da odur. Hükmünü geçiren de o. Kanununu yürüten de o. Kim kim? Güneşi oradan doğup buradan batıran kim? Yarattığını bir kere anlayın. Sadece bunu düşünün. O güneşi nasıl yarattı? O güneş o ışığı nereden buluyor? Hangi kazan kaynıyor da o ısıyı veriyor? Bütün sobalarınızda bir odun, bir yakıt olur. Güneşin yakıtı ne? Niye bitmiyor? Nasıl bir kanun? Milyarlarca gezegenler, galaksiler, yıldızlar altında göğe gidiyor. Niye çarpışmıyorlar? Akıllı varlıksınız. Arabanızın direksiyonu var. Trafik kanunları, kuralları var. Yine de çarpışıyorsunuz. Niye bunlar çarpışmıyor? Niye aynı gün buradan doğuyor, buradan batıyor? Kim bunları yürüten kim? Elinizde 3 kuruş paranız var. 3-5 dönüm tarlanız var. Siz de kendinizi iktidarda sanıyorsunuz. Bir şehri, bir memleketi yönet diye vermişler. Onlar da kendini iktidarda muktedir sanıyorlar. Allah Allah. Siz imtihandasınız. Mülkün maliki Allah. Eğer Allah'ı tanır, ona kulluk ederseniz Allah sizi mutlu eder, devam ettir. Eğer Allah'ı tanımaz, ona isyan ederseniz Allah onu elinizden alır. Nasıl alır? Çok çeşitli alma yolları. Ezan okunduğu için bu kadarcık söyleyeyim. Boşa başınızdakilere sövmeyin. Kendinizi düzeltin diyor Allah-u Teala. Bu kadar iktidar kavgası yapacağınıza kendinizi bir düzeltin, bakarsınız ki iktidarı da düzelmiş. Boşa başınızdakilere sövmeyin, kendinizi düzeltin. Siz nasılsanız onlar öyle olurlar. Kema tekunu, siz de nasıl olursanız yuvella aleyküm, başınıza öyle idareciler gelir. Aleykum enfusakum, size kendi nefsiniz gerek. Ne başkasının ayıbıyla, kusuruyla, iyiliğiyle uğraşıyorsunuz? İyiyse kendine, kötüyse de kendine. Sen kendinden haber ver arkadaş. La yadurrukum ben dalle izehtedeytum, siz hidayette olduktan sonra sapın, sapıklı size hiçbir zarar vermez. Kimseden de korkmayın. Allah var. Yüzünüzü Allah'a, sırtını Allah'a dayan. Sen kendine kalırsan hiçsin ya. Ama Allah'a dayanırsan çok şeysin. Gale, bu gerçekleri gördü adam. Dedi ki, a'lem, ben şimdi çok iyi biliyorum ki ennallah, hiç şüphesiz Allah Celle Celaluhu ala külli şeyin, her bir şeye kadir. Çok çok güç yetiren muktedirdir. Güç, kuvvet, iktidar kimdeymiş ben anladım diyor.
anlamanın gereği ona teslim olma. Allah bu hikayeyi niye anlattı bize? Siz de anlayın. Siz de anlayın. Başınıza bu felaket gelmeden başkasının hikayesinden ders alarak kurtulun. Allah o aklı, o hidayeti, o istikameti bizlere de ihsan eylesin. Amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin.